Uykunuzu bölmeden uyuyun dediniz. Uykuyu bölüp teheccüd kılınması ve kaylule yapılması sünnettir. Bu konuyu biraz daha açar mısınız? Bu otelcilik bölümü talebesi değil mi? Arkadaşlar, kaylule teheccüde kalkan için sünnettir. Teheccüde de uykunun 1/3'ünden sonra kalkılır. 7 saatlik uykunun 1/3 ne kadar yapıyorsa ondan sonra yarım saate hiçbir itirazım yok. Sen yeter ki teheccüd kıl, bir şartla bana da dua et orada. Teheccüde. Fakat ben size başka bir not düşeyim. İlim maceranız rampayı tırmanmadan teheccüd kılmayın arkadaşlar. Nafileler herkes kabiliyetine göre yapsın diyedir. Her nafileyi herkesin yapaması mümkün değil. Herkes her nafileyi yapamaz, nafilelerin hepsi yapılamaz. Ayşe anamız Şaban ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha oruç tutmayacak zannederdik diyor. Recep ayında bir başlardı, hep tutacak zannederdik. Bir de Şaban ayında daha tutmazdı diyor. Sürekli yapmıyordu demek ki. Bu sebeple teheccüd peygamberlere farz düzeyindedir. Müminler için nafile ibadettir. Sen sabahleyin bir saat fıkıh dersi çalışacaksan 5 sene teheccüde kalkmayabilirsin, benden sana ruhsat. Ben de Ebu Hureyre'den aldım bu ruhsatı. 1 saat ders çalışmak diyor benim için. Tefekkürü saatin. 1 saat ders çalışmak biz diyoruz buna. 1000 sene namaz kılmaktan iyidir bana diyor. Farzları hariç tabi. Ondan sonra ribat tutan, yani bir görev merkezinde nöbette olan birisinin yaptığını şu kadar senet namaz kılmaktan değerli görüyor sahabi. Nafile demek, sen kabiliyetlerine göre seçip alıyorsun ve onunla Allah'a yürüyorsun demek. Men adali veliyyen hadisi şerifinde bu var. Buhari'deki kutsi hadisi şerifte. Herkes zikir çekmesi gerekmiyor arkadaşlar. Fabrikadaki malını muhasebecisi bile sayamayan, sayamayacak kadar zengin olanlar tesbih çekmemelidirler. Para çekmelidirler hesaptan talebelere ve cihada. Onların tesbihi odur. Namazdan sonra 33 defa Subhanallah derseler ne ala. Paraları yastık altı, yorgan altı, kömürlük doldur, teheccüde kalk bu arada. O teheccüd senin 1. sınıf ibadetin değildir. Umre de böyledir. Nafile haç da böyledir. Nafilelerde kapasitemiz kadar. Gazali'nin İhya Ulumuddin'inin ilk bölümü, daha önce söyledik burada, ilim babı ile ilgilidir. Gazali ısrarla orada ilmin şehadetten bile değerli olduğunu söylüyor. Şehadetten bile değerli hale getirmeye çalışıyor orada ilmi. Yani şehit mi olmak istersin, alim mi olmak istersin de böyle biraz dikkatli okusan cümleleri şehitlik sonra olur, biz bir alim olalım diye düşünüyor. Bu da talebenin not alma mücadelesini aşmış bir talebenin oturup şeriata ait bir kitabı tahkik etmesi, okuması, hadis ezberlemesi, tefsir çalışması teheccüdünden değerli arkadaşlar.